Dünyada COVID-19 vaka ve ölümlerindeki artış yeni önlemleri daha da sıklaştırabilir. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Avrupa'da son günlerde enfekte hastaların artmasıyla toplam vaka sayısı 17 milyonu aştı. Özellikle Orta ve Batı Avrupa'da etkili olan koronavirüs sebebiyle şimdiye kadar kıta genelinde 400 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında 2.3 milyon ile Rusya ardından 2.2 milyon ile Fransa başı çekerken, şimdiye kadar İspanya ve İngiltere'de 1.6 milyon, İtalya'da 1.5 milyon, Almanya'da 1 milyon, Polonya'da 900 bin ve Ukrayna'da ise 700 bini aşkın kişi koronavirüse yakalandı. Can kayıplarında da yine Orta ve Batı Avrupa ülkelerinin liste başı olması dikkat çekiyor. Covid-19 sebebiyle 2020 Kasım sonuna kadar İngiltere'de 59 bin, İtalya'da 56 bin, Fransa'da 53 bin, İspanya'da 45 bin ve Rusya'da 40 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Kasım ayı geneline bakıldığında Avrupa'da her gün toplamda 150-200 bine yakın yeni koronavirüs vakası görülürken 2000 ila 5000 kişi hayatını kaybetti. Avrupalı liderlerden COVID-19 açıklaması. Virüsün etkisini giderek artırması sonrası açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgın nedeniyle bölge ülkeleri arasında sınır kontrolleri olmadan seyahat sağlayan Schengen'in işlemediği dönemde Avrupa'nın ekonomi, ticaret ve turizm gibi birçok alanda durma noktasına geldiğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin toplumun tüm alanlarını dönüştürdüğünü belirterek, COVID-19 süreci de çevrim içi ve mağazalarda temassız ödemelerde doğru bir kayma ile dijitalleşme yönündeki bu eğilimi hızlandırdı dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgının ardından gelecek yıl ulusal sağlık ihtiyat programının hayata geçirileceğini söylerken, ülkede yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının artmasıyla yatak sıkıntısını yaşamaya başladı. İngiltere'de pandemi sonrası 15 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladı. İngiltere'de salgın döneminde 700 bin kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya mecbur kalmasıyla bu sayının pandemi sonrası 15 milyon kişiye yükseldiği açıklandı. İngilizce dilinin önemli kaynaklarından Merriam-Webster sözlüğü, salgın kelimesini 2020 yılının kelimesi ilan etti. Rus vatandaşları ise salgında tekrar kötüleşen koşullar nedeniyle gıda ve ilaç harcamalarını artırırken gıda dışı mal ve hizmetlere yönelik harcamalarını azalttı. Dünya genelinde vaka sayısı 65 milyon sınırına doğru yükseliyor. Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 63 milyon 800 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 480 bine aştı. İyileşenlerin sayısı ise 41 milyon kişiye ulaştı. Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 800 bini, Hindistan'da 9 milyon 500 bini, Brezilya'da 6 milyon 390 bini ve Rusya'da 2 milyon 320 bini geçti.